Evet arkadaşlar, biliyorum 2 yıl oldu ve video çekiyorum. Neyse arkadaşlar, hemen cevaplamadığım yorumları okumaya başlayalım. Kaç tane var? Bayağı bir yorum var lan cevaplamadığım. Oha. Evet, bakıyoruz. 11 gün önce Kran geçmiş olsun hocam yazmış. Çok teşekkürler. Kanal ölmüş diye attığım short videosuna. Gerçekten de kanal ölmüştü. Bayram Edits 4141. Küçük kuzenimi korkutmak için açtım. Fred senin yapacağın işin diye sövdü. Bu video bayağı izlendi bu arada bu video. Az önce baktım 124.000 kişi izlemiş şu videoyu. Çok şaşırtıcı bir şey. Şu an 746 abone olmamın sebebi de bu video zaten. Bende de bu bakayım önce FNAF tüm figürler videosu. Bu videoların hepsinin konusu aynı bu arada, bu FNAF figür videolarının. Tek gelişen şey ilk videoda böyle çok tiz bir sesi var. Gittikçe değişiyor işte, daha kalınlaşıyor, böyle bir şeyler oluyor. En sonki de işte FNAF figürleri nasıl dizilir diye bir video galiba. O galiba en sonki video. Onun performansını beğendim. En sevdiğim FNAF figür videomu bu arada. Bende de Night Marionette var da onun yüzünü nasıl boyayabiliriz, yani detay falan nasıl yapabiliriz yüzüne. Night Marionette diye mi geçiyor yoksa Nightmare Marionette mi? Tam bilmiyorum da. Yani en son FNAF oynayalı bayağı oldu ya. Çok oldu hatta, aşırı çok oldu. Night Marionette'nin yüzünü niye boyarsın ki şu an? Onun yüzü bence gayet iyiydi. Belki The Pro Gamer 06'ya gelen figürün deformis falan vardır, yüzü kötüdür. Onu nasıl boyayacağını bilmiyorum ya. 3D yazıcıdan çıkan figürleri boyadıkları bir boya tipi varsa ondan kullansan iyi olur bence. 2 ay önce DS Eren. Abi o kadar ucuz olmaz bence, 300-400 vardır. Bu video yani atalı 3 yıl olmuş. 7 Nisan 2021'de atmışım. Figürleri de zaten 2019'da falan aldım. Ben burada şeyden bahsetmiştim. Tamam, şimdi anladım. 300-400 dediğim şu sonda, şuranın tamamına 300-400 diyorum ben. Dur ne? Hayır ya. Tamam, şimdi anladım. DS Eren demiş ki galiba altılı setlere diyor 300-400 olur diye. Şu an 300-400 olabilir. Doğrudur. Ama benim aldığım zaman altılısı 80 liraydı. Teki de 15 lira falandı. AliExpress'e tekli de satıyorlardı. Tekini 15 liraya satıyorlardı. Altılı olanını 80 liraya satıyorlardı. Şu an fiyatlar artmıştır yani yüksek ihtimalle. Ondan dolayı bununla ilgili çok konuşamıyorum. Ama DS Eren videonun 3 yıl önce atıldığını fark etmemiş. Bayağı komik yani. Sağa yazmış. Aleyküm selam. Abi link geçersiz, DC'den eklesen öyle gelsem. FNAF Discord server Türkçe. Şimdi benim Discord sunucum öldü gitti galiba. Yok, Discord sunucusu duruyor da Discord'un kendisi öldü gitti. Banlandı Türkiye'de. O yüzden yapabileceğiniz bir şey yok. Discord'a girmiyorum. Hani normalde de çok girmiyordum Discord'a ya. Bir ara 2020'de ben Discord bağımlısı olmuştum. Full Discord sunucularında geziyordum, şey yapıyordum. İnsanlarla falan konuşuyordum. Bayağı eğlenceliydi yani 2020'de, bir şey yapıyorduk. FNAF'la ilgili konuşmuyorduk da. FNAF'la ilgili konuşmuyorduk. Sunucularda işte chatte genel konuşuyorduk. Şey vardı. Minecraft sunucusunun Discord sunucusu vardı. Orada bayağı eğlenceliydi. Bayağı güzel sohbet dönüyordu orada. Birbirimizin base'ini patlatıyorduk. Onu sonra videoya çekip şey yapıyorduk. Sunucunun işte video chatini atıyorduk. Dalga geçiyorduk birbirimizle. Sunucu da hani arkadaşlar arasında değil. Bir tane sunucunun Discord sunucusu. Bayağı aktiftim orada. Hatta botun adını unuttum da bir tane bot vardı. Sen yazdıkça XP veriyordu. Experience point'im bayağı fazlaydı işte o sunucuda. İlk 3'te falan mı? Çok konuşuyordum. Sonra ban yedim ben. Niye ban yedim? Çünkü bir tane Discord sunucusunun linkini attım. Rastgele, hiç alakasız. Reklamla hiç alakası yok. Sadece linkini attım, banladılar sonra beni. Yan hesapla da giremedim. Niye giremedim? Çünkü kimse bana davet atmıyor. Hiçbir şekilde geri giremedim o sunucuya.
Zaten Minecraft sunucusu da kapandı gitti sonra. Ben de işte bir tane o ara 1.16.5 çıkmıştı galiba Minecraft sunumu. Bayağı iyiydi. Nether update falan vardı. Onun o versiyondaki bir Minecraft sunucusuna başlamıştım ben de. Neydi adı neydi? Faction sunucusu muydu? Öyle bir şeydi adı. Ya yani Faction tip, sunucu tipini diyorum. Sunucunun adını hayatta hatırlayamam. Çok eğlenceliydi. Orada land claimleme falan vardı. Claimleyince işte sen patlatamıyordun, bir şey yapamıyordun. Ben de creeper falan toplayıp milletin base'ini patlatıyordum. Şerefsizlik yapıyordum. Bayağı eğlenceliydi. Ya Discord linkinden buraya nasıl geldik ya? Kısacası şu yorumu şöyle cevaplayayım. Discord yok. Öldü gitti. Evet. Aziz 65 ilk sabit demiş. Abi kanal ölmüş burada. Sen ilk sabit diyorsun. Yakışmadı ya. Abi ben de trend yoldan aldım. Nightmare Fox'i aldım. Kargom geldi dün. Dün geldi abi. 8 gün sürdü gelmesi. Çakma ama olsun, bu devirde orijinal almak zor bayağı. Hem de fiyatı 200 liraydı. Bu devirde çakma almak da zor artık bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani AliExpress'e bakıyorum. FNAF 1'in çakmaları çıkmıştı. FNAF 1'in çakmaları da çok iyiydi. Aşırı güzeldi. O zaman 600 lira falandı galiba ben baktığımda. Şu an yani 600 liraya bir şey almak istesen 600 lira kaç dolar yapıyor? 18 dolar falan yapar herhalde. Alamazsın yani. 18 dolar. Ya. Ay anlamıyorum ya. AliExpress'e vergi geldi. Nasıl işliyor bu vergi ya? Bir çözemedim. Anlamadım gitti ya. Ürüne bakıyorum ya. Vergi dediğin, ürüne verdiğin ücretin küçük bir kısmı olmayacak mı? 10 dolarlık ürün. Sepete ekliyorum. Sonra vergilendirme kısmı çıkıyor. 15 dolar vergi koyuyor. Ürünün kendisinden daha fazla vergi koyuyor yani. AliExpress sistemi bozuk. AliExpress'ten alışveriş yapmanızı tavsiye etmiyorum artık ne yazık ki. Evet bu kadar. FNAF 2014, 2023. FNAF'ın ölüm tarihi 2023 galiba. FNAF 2023'te ölmüştü. Abi ben sürümü seçip oyna diyorum. Oyun geliyor ama sadece siyah ekran var. Bu şeyle alakalı olabilir. RAM ya da ekran kartıyla alakalı olabilir ya. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Bu sorunun nasıl çözeceğini bilmiyorum. Palora doğru diyorsun abi. Anlamadım. Bana da gelecek. Hayırlı olsun. Çok iyi. 4 ay önce atılmış. Ben bu videoyu ne zaman atmış hocam bir bakayım. 3 yıl önce atmış. Bayağı eski. Bunlardan bende de var. Bakalım. 8-6'da. 8-6'da ben... He mini figürler. Abi bu mini figürler çok güzel ya. Çok aşırı güzeller. Çok seviyorum bunları. Aralarında en sevdiğim... Burada mı kırılıyor lan mini figür? Springtrap kırılmış. Tam bu anda mı kırılıyor? Allah Allah. Neyse bu. Diziyorum. Dizerken kırılıyor galiba. Neyse. Arkadaşlar ağzınızı hoparlörü alıp kulaklarınızı kapatıp dinleyin. Oyundaymış gibi oluyor. Ben bu yorumu gördüm tamam mı? Çok güldüm bu arada. Yorumu tam olarak anlamadım. Arkadaşlar ağzınıza hoparlörü alıp hani telefonu ağzınıza mı sokalım? Öyle mi yapalım? Tam yorumu anlamadım. Çok güzel bir yorum yani. Hoşuma gitti. Aga keşke koysalar Ben Sıkas. Onların korktuğu için koymasınlar. Ha Phantom Money yani yok, videoda açıklıyorum işte şeyden dolayı yok. İkinci bir tavşan animatronik koymak istememiş Scott. Ben öyle hatırlıyorum. Peki Fonda'nın bahsettiği kıyafet dolabı ne? Bilmiyorum. 100. yorum. Thank you. 100. yorum çok iyi. Abi oyunda Phantom Money yok. Jumpscare nasıl olsun? Dur bir dakika. Lan şüpheye düştüm şimdi. Phantom Money var mı lan? Yok ya. Şeydi o. Bir tane arcade makinesinin üstünde Bonnie'nin resmi vardı galiba da. Şu an çok büyük şaşırdım yani. Şu an çok ağır şüphedeyim. Var mı Phantom Money? Allah Allah. Şüpheye düştüm ya. Yok ya tamam yok. Tamam yok. Oha sen yaşıyor muydun? Let's go. Ölmüşüm. Abi nasıl ben sanki bilmiyorum. Anlamadım. Ben sanki bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun? Neyi nasıl? Ne? Bir şey anlamadım. Tamam, bir şey anlamadım. Geçiyoruz. Abi Türkiye FNAF oyuncakları gelmiş. Orası da yürüyüş yolu. Oradan çikolata çayı buldum. İşte Nightmare Freddy çikolata Bore. İşte çikolata çıkan gerçek modelini buldum. Oha. Çok iyi. Hiçbir şey anlaşılmıyor yorumdan. Abi Türkiye'de yürüyüş yolu. Yürüyüş yolu galiba şey. Yürüyüş yolu derken bir internet sitesinden mi bahsetmeye çalıştım?
yürüyüş yoluna trend yol olabilir. Hani yol, trend yol. Yürüyüş yolu, trend yol. Anlamadım ya burada. Bu çikolata, çika bu galiba, çay dediği. Otomatik düzeltmenin kurbanı olmuş arkadaşımız. Ne yazık ki. Kanka şarkının adı var mı, varsa ne? Şarkının adı açıklamaya koyacağım ya. Orada olacak. Yani yüksek ihtimalle bu arkadaş videoyu izlemeyecek çünkü 7 ay önce yorum atmış, ölmüş gitmiş. Hoş bulduk. Hoş geldin. Abi bu sesle abi tuvaletteyken kokutun. Abi tuvaletteyken kimi korktun? Abi çok iyi. Abi video güzel, iyi anlar bulursun ama videon telif yiyebilir çünkü arka plan sesi Plants vs Zombies oyunundan almışsın ve yavaşlatmışsın. Bence videoyu sil, iyi günler. Among Us müziği gibi de duruyor. Bu şey ya, ikisinin karışımı. Plants Zombies müziği ile Among Us müziğinin karışımı böyle. En eskiden 350 liraya alırdım trend yoldan, şu an 750 lira. Bayağı fiyat arttı. Artık kardeşimi korkutabilirim. Terleyen gülen yüz. O kardeşleri terör istirdi bu video galiba. Öyle bir algı var şu an. Mangle erkek galiba çünkü The Bite of 87'de 83 başka güvenlik görevlisi Jeremy Fitzgerald'ın kafasını Mangle ısırıyor. Mantığı kuramadım. Mangle erkek çünkü birisinin kafasını ısırdı diye mi? Mangle yüksek ihtimalle erkek ya. Öyle diyeyim. Erkek çünkü yüksek ihtimalle erkek. Ama karışık yani. Cinsiyeti de çok önemli değil ya. Ne olacak, robot işte abi. Gece arkadaşımla sınıf oynarken tuvalete gidiyor. Hemen geleceğim bahanesiyle tableti alıp şarkıyı açtım. Bu arada ışık kapalıydı. Neyse açtım, bir çığlık attı, görmeniz lazımdı. İyiymiş. Abi bana atsan link. Ne yazık ki sunucu öldü gitti. Abi ben bu videoyu ne ara atmışım ya? 3 yıl önce atmışımdır yüksek ihtimalle. Aynen 3 yıl önce, 10 ay önce, 2 ay önce istiyorsunuz linki. Linki atar mısın? Linki yok bu arada. AliExpress'ten ürünler siliniyor bitince. Çoğu bitmiştir yani yüksek ihtimalle. Bende de vardı ama ben seninle birlikte toplam kalite. Okey. Bu şarkının ismini açıklamaya koyacağım. Misafir çocuğuna bilgisayar vereceğim. O bilgisayarın anasını bir güzel ağlatıyorken bir anda ışıkları kapatıp bu sesi açacağım. Bakalım ne tepki verecek. Güzel plan. Işıkları ben de sevdim. Var ya, ışık olması çok mantıksız ya. FNAF ürününe niye ışık var yani? Evimiz iki katlı ve bir gün evde tektim ve çıplağım. Tuvalette kapı kilitlendi ve bu şarkı başladı. Yanımda terli bir ışık yok. Sigortayı attırmışlar, kötü bir ses dedi. Çok iyi ya. Mükemmel. Akşam su içmeye kalkmışsındır ve bir anda gözüne iki ışıltı göz ve bu şarkıyı duyarsın. Akşam su içmeye kalkmışsındır ve bir anda gözüne iki ışıltı göz ve bu şarkıyı duyarsın. Sürpriz benim. Bayağı yükselttim. Yükseldim, 641 oldum. Bugün aklıma geldin. Kanalına gidip sürpriz edeyim dedim. Teşekkürler. Şu an 6000 abone. Çok iyi. Müziğin ismi varsa nedir? İstisnansız diyor. Dünyanın en iyi sesi. Golden Freddy bizi koruyor diye biliyorum. Belki çıkanan kurtardı Fonga'yı. Selam. Golden Freddy çünkü jumpscare sesi diğerden çok farklı ve belli oluyor. Abi AliExpress güvenilir mi? FNAF figür alacağım da güvenilir, bildiğin varsa link atar mısın? Bende link yok da bence AliExpress artık çok pahalı. Vergilerden dolayı da anlaşılmıyor. Gaz freni. Niye video gelmiyor abi? Çünkü tembellik. Ne yazık ki tembellik. TYT, AYT falan çalışıyordum. Çok yani boş zamanım vardı da. Video fikri gelmiyor. Hala da gelmiyor. Video fikri verirseniz video atabilirim. Niye kimse Fonga'nın kim olduğunu merak etmiyor? Çok doğru. Çok doğru bir yorum bu arada. Fonga'nın official ismi falan var mı? Hani merak edilmesi gereken bir konu. Yani Fonga kimdi? Bu işi niye kabul etti? Ölünce hiç olay falan çıkmadı mı? Üstteki yorumların birinde The Bite of 87'den bahsedilmiş. Mangle birisi nasırdı falan demiş. O sıralı adamla ilgili bilgilerimiz var. Hani official bir info falan verilmiş. Fonga ile ilgili hiçbir bilgimiz yok yani. Hiçbir şey bilmiyoruz. Fonga'ya ne oldu? Öldü gitti de hiç mi soranı yoktu? Hiç haberlere falan çıkmadı ama ne bileyim yani, çok değişik. Öyle bir bilgi varsa yorumlara yazar mısınız bu arada? Fonga ile ilgili bir info falan varsa yazarsanız sevinirim. Normal anlatılıklar, toy mu? Cinsiyet aynı normal Freddy, toy Freddy, ikisi de erkek, ikisi de kız.
Erkek. Neden Mangle kız? Çünkü Füzeli'de çalışan gülüler çocukların Fox sevmediğini. Bunun için de erkek korsan Fox yerine kız olan Mangle'ı yaratırlar. Çok iyi bir yorum bu arada. Mantıklı bir yorum. Pizzacı'da çalışan görevliler çocuklar Foxy'yi sevmiyorsa niye Toy Foxy'yi şey yapmış? Kız yapmış. Ne alaka yani? Hani sevilmeyen bir karakter şunu da kız yapalım mı demişler. Burası rastgele gelmiş ama 3 çok doğru. Ultra Custom Night. Ben hiç oynamadım bu arada. UJN'yi. Orada voice line'ını da bilmiyorum. Voice line'da yani kız sesi varsa kızdır. Evet, çok doğru bir yorum. Hak. Freddy kız normal Freddy. Normal Freddy kız ben. Yani robotların cinsiyetlerini bilmiyorum ya. İçindeki ruhların falan da. Birisi yoruma lütfen detaylı bilgi. Freddy mutfağa girince de aynı müzik çalıyor. Doğru. Hoş bulduk güzel balıkçık. Ben videonun başına balık koymuştum. Abi mini figürler kaç? 5 santim falan. Bu kadar. Rüyalarımın saçmalık seviyesi. Güzel bir videoydu bence ya. Saçma değildi. Uf ya. Kral. Sen de kralsın. Ben daha yaşlıyım. 7 yaşından daha büyüğüm. Sigma. Fake news. Ya bayağı yorum olsun. Okudum ya yorum. Yoruldum şu an. Daha okuyacak yorum da kalmadı. Geberdi gitti lan. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Şöyle bir yorum okuduk bu videoda. Hoşunuza gittiyse ve daha çok böyle video isterseniz bence bir yorum falan atın. Bir şey yapın. Belli edin. Bu videonun izlenmesi var ya. Yıl sonra video çekiyorum ve sadece 20 kişi izliyor. Olmaz arkadaşlar. Yakışmaz yani. Neyse görüşürüz. Bye bye.